Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Pazartesi gününe, yeni haftaya başladık. Güzel haberlerle devam edelim istiyoruz. Ama şimdi bir sağlık meselesine gideceğiz. Bizi birazcık üzen, tedirgin eden bir habere gideceğiz. Gelişmeler oldukça da aktardığımız bir haber. Şimal'e gideceğiz. Şarkıcı Şimal'e gideceğiz. Araya da zaten kendisiyle gitmiştik. Kendisinin klibiyle gitmiştik. Şimal'i hatırlamayanlar varsa hatırlatmış olduk. Çünkü bir süredir kendisi ortalarda değil zaten. Evet. Oldukça zorlu bir süreç geçiriyor. Kanserle mücadele ediyor Şimal. Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanmıştı. Zorlu bir tedavi süreci geçirmişti. O dönem sıklıkla haber yapmıştık kendisini ve özellikle de erkek arkadaşının bu süreçte kendisini hiç bırakmayışını, ki şu an ekranda da görüyoruz, çok takdir etmiştik. Şimal moral, motivasyon, doğru tedaviyle meme kanserini atlatmıştı. Ve bu durum bizi aslında çok rahatlatmıştı, mutlu olmuştuk. Ancak arkasından bambaşka bir sıkıntı daha geldi. Bazı kanser hastalarında olabilen bir durum biliyorsunuz. Farklı bir yerde de hastalığın ortaya çıkması. Şimal'in de beyninde bir tümör gerçekleşti. Evet. Ardından Şimal bu üzüntüsünü de duyurmuştu. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını ve hayranları tabii yine büyük bir üzüntü yaşamışlardı. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdi. Beynindeki tümör nedeniyle 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Ancak operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu duyurdu. Gerçekten zor bir süreçten geçiyor. 43 kiloya kadar düşmüştü. Evet. Artık vücudu oldukça tabii ki zorlanıyor. Üst üste iki farklı kanserle mücadele etmek hiç kolay bir şey değil. Acil olarak en son beynindeki tümör nedeniyle işte alındı ameliyatı, ama şu an durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama yaptı kendisi. Ekranda da görüyoruz. Ben açıklamasını okuyamıyorum ama sen görüyorsun. Notlarımızda evet. Mevcut. Bizim evet, gerçekten bu miyop da bizim başımızda iş. Her gün daha iyi oluyoruz. Şimaliniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışsınız yine. Çok teşekkür ederiz. Doğal olarak ona odaklıyız. Mesajlara geç cevap verebiliyoruz. Kusura bakmayın. Sevgiler notunu düşüyor bu paylaşıma. Evet, biz de buradan Şimal geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Çok geçmiş kendisine olsun. İnşallah bir an önce atlatıp eski günlerine geri dönsün. Ve tabii bununla birlikte ben şunu da söylemek istiyorum. Hep böyle sırası geldikçe, konusu açıldıkça zaten buradan bahsediyorum. Sosyal medyadan sizlerden çok fazla mesaj alıyoruz. Ve özellikle bizleri izleyen hasta seyircilerimiz olduğunu çok biliyorum. Hastane odalarında tedavi görürken bizleri izleyen çok fazla seyircimiz var. Ve kendilerine çok iyi geldiğini, moral motivasyon olduğunu söylüyorlar. Hem sabah hem gece izleyenler varmış hastane odasından, bize mesajlar gönderiyorlar. Buradan bir kez daha onlara da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Öpücüklerimi gönderiyorum. Hepinize acil geçmiş olsun dileklerimi diliyoruz. İletiyorum. Acil şifalar diliyorum. İnşallah şifa bekleyen her kim varsa tez zamanda sağlığına kavuşsun. Herkes için temennim budur. Evet. Evet. Peki şimdi buradan bir başka habere gideceğiz. Dünyadan haberler de veriyoruz Magazin Best'te, biliyorsunuz. Ve bu haberlerden birisi de işte o Charlie'nin meleğiyle alakalı. Şimdi Charlie'nin Melekleri filmini bilmeyen yoktur galiba. Evet. Filmin tabii çok uzun senelerdir farklı farklı versiyonları çekildi. Evet. Oyuncular yani da oyuncular değişti. Tamamen tabii değişti. İsim aynı ama çok uzun yıllardır devam eden bir filmdi. Charlie'nin Melekleri serisinden, yani seri demek de çok doğru değil, farklı oyuncular da var. Birini mutlaka herkes izlemiştir diye tabii düşünüyorum. Tabii. Şimdi Charlie'nin Melekleri'nin ta 1960'lardaki 70'lerdeki versiyonunda oynayan Liam Martha. İlk meleklerden biri. İlk meleklerden birisi. şu anda 78 yaşındaydı yani vefatından önce. İşte tam olarak o haberi vereceğim. Liam Martha evinde ölü bulundu. Bir süredir kanserle mücadele ediyordu zaten Liam Martha ve en nihayetinde 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evet. Allah rahmet eylesin. Tabii ki sinema için önemli bir isimdi kendisi ve dediğimiz gibi unutulmazlar arasında yer alan bir filmin baş karakterlerinden bir tanesiydi. Charlie'nin Melekleri'nin meleğinden de ve ilk meleklerden de tabii evet ki. O yüzden yeri ve anlamı da
çok özel diye düşünüyorum ve hep sevgiyle, saygıyla anılan bir isimdi. Hatta arkadaşı bir açıklama yaptı ve üzüntüsünü şöyle ifade etti. Bugün güzel bir ışığı kaybettik. Arkadaşım mücadelesini kaybetti. Olağanüstü yetenekli bir oyuncu ve sesi meleklerin sesi olan güzel bir şarkıcıydı. Hem insan hem de Kürklü arkadaşlarına tapan sevgili bir kalp, onu çok özleyeceğim dedi. Burada Kürklü arkadaşlarından kastettiği de hayvanları kastediyor. Hayvan dostu bir isimmiş aynı zamanda kendisi. Biz de buradan tabii ki Allah'tan rahmet dileyelim. Dediğim gibi sinema adına üzücü bir kayıp ama filmleriyle her daim anılmaya ve hatırlanmaya devam edecek. Evet. Peki. Buradan nereye gidiyoruz? Şimdi Küçük Bir Prens'e gidelim mi? Gidelim. Evet, Küçük Bir Prens'e gidelim. Şimdi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarına gideceğiz. Biliyorsunuz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in mutlu giden bir evlilikleri var. Maşallah diyelim öncelikle. Gayet yolunda gidiyor her şey. İki tane de evlatları var. Önce Karan katılmıştı aileye. Karan'ın ardındansa Kerem aileye katıldı ve 4 kişilik mutlu bir aile oldular. Kerem'in, Karan'ın fotoğrafları aslında doğduğu andan itibaren çok sıklıkla her yerde paylaşılmaya başlanılmıştı. Karan'ı pek çok yerde görüyorduk ve çok karizmatik bulunuyordu Karan o minicik haliyle bile. Kerem'i ise çok fazla paylaşmayı tercih etmediler doğduktan sonra. Hatta yüzünü emojiyle kapattığı paylaşımlar bile yaptı Fahriye Evcen Karan'ın aksine. Fakat geçtiğimiz günlerde Kerem'in bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafı da görüyoruz ve Kerem'in fotoğrafını görenler babasının kopyası olduğunu düşündüler. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben de çok benzettim. Şöyle, hem Karan'ın bebekliğinin kopyası hem de babasının yani. Tam manasıyla iki bebek de babasına çok benziyorlar. Gerçi Fahriye Evcen'in de dokunuşları olmuş elbette bu iyi karışımda. Yok, bence pek olmamış. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Karan'a da Kerem'e de Fahriye Evcen'den genetik aktarım gerçekleşmemiş. Hiç gerçekleşmemiş değil bence. Olduğu gibi Burak Özçivit'in genetik aktarımı gerçekleşmiş. Çünkü gerçekten ikisi de çocukların babalarının kopyası gibi, küçük versiyonu gibi küçültülmüş Burak Özçivit'ler görüyorum. Özellikle de Kerem, bak şu an Kerem'i görüyoruz. Bakar mısın? Yani şu minicik haliyle bile Kerem Burak Özçivit'in kopyası ya. Şimdi kaşlar, yani ağzı, gözler, gözü, burnu, kaşı, her şeyiyle. Evet. Yani Burak Özçivit'in çok baskın olduğu bir gerçek. Evet, yani çok baskın. Evet, fakat Fahriye Evcen'den de dudaklarını almış gibi geliyor bebekler bana. Müthiş bir karışma olmuş açıkçası. Babayı tabii çok daha fazla andırsalar da. Onlar bizim doğdukları andan itibaren hep göz bebeklerimizde. Babalarına benzerlikleriyle zaten dikkatimizi çekmişlerdi. Ve cidden de senin de söylediğin gibi küçük Burak Özçivit'ler neden tabii dikkatimizi bu kadar fazla çekiyorlar? Hem çok büyük bir benzerlikle hem de çok güzel çocukları oldukları için. Çok sevindim. Yani hani ben ne diyorum böyle tatlı bebeklere? Bisküvi gibi çocuk gerçekten de o şekilde. İkisi de birbirinden tatlılar yani. Evet, evet, gerçekten öyle. Bu arada şöyle bak, yanılmıyormuşum. Bir yaşına gelene dek Kerem'i hiç göstermemişler. Evet. Evet, ilk defa, ilk defa bir yaşına geldikten sonra gösteriyorlar. Bu da enteresan bir şey aslında. Çok algılayamadım açıkçası. Çünkü Karan'ı ilk doğduğu andan itibaren görmeye başladık her yerde. Kerem'i neden saklama gereği duydular onu da bilmiyorum. Belki şimdi, nazardan korkmuşlardır. Bir öncekinde tecrübe ettilerse bu süreci. Olabilir yani. Çünkü hani normalde bu bir tercih. Bazen biliyorsun bazı aileler çocuklarını kesinlikle sosyal medyada paylaşmayı tercih etmiyorlar. İşte güvenlik sebepleriyle, özel yaşamın ihlali diye düşünen var. Pek çok sebebi var ama onları hiçbir zaman göstermiyorlar. Burada tabii Karan'ın gösterilip Kerem'in gösterilmemesi enteresan bir durumdu. Bu herkesin merak ettiği bir süreçti yani. Hani ilk çocuğu gösterdiler, ikinciyi neden göstermiyorlar diye. Bir yıl sonra Kerem'i de görebildik tam anlamıyla ve maşallah diyelim. Peki, şimdi sıradaki haberimize gideceğiz ama yönetmenime hemen sorayım, ne kadar süremiz kaldı? Evet, şimdi o zaman hadiseye gidelim istersen. Evet. Ben sakinlere götürecektim bizi ama sen hadise dedin, o zaman hadiseye gidelim. İstiyorsan sakinlere biraz gidelim. Biraz müzik dinlemeyelim mi diye düşündüm. Biliyorsun bir süredir işte haberlerimizde hep hastalıklardan konuşuyoruz, ölümlerden konuşuyoruz. Şöyle bir müzik arası mı versek dedim. Hadi yani. Verelim peki. Peki, senin canın sağ olsun. Hadise bekler biraz. Peki. Şimdi sakiler biliyorsun
Arabesk müzik tam demek istemiyorum ama slow müziğin önde gelen isimlerinden olmayı başardılar son yıllarda. Çok hızlı bir çıkış yaptılar gerçekten de. Ve harika da eserler ortaya çıkardılar. Hatırlıyor musun şarkılarından hiç? Böyle şarkılardan mı? Ah dilin ucunda değil mi böyle? Şu onların şarkısı mıydı? Belki üstümüzden bir kuş. Yok o değil miydi? O hiç değil, o hiç değil. Barış'cığım, Sakiler'den bir şarkı hazırlayabilir misin? Çok hazırlıksız yakalandın. Hızlı bir şekilde söylemiş olduk ama en evet. popüler parçalarından bana birisini hatırlatalım hem izleyenlerimize hem de sevgili partnerime. Şimdi Sakiler tabii ki bir kitlenin çok daha fazla hitap ettiği bir grup. Fakat çıkardıkları şarkılarla gitgide geniş bir kitleyi hedefledikleri de bir gerçek. Şöyle ve yeni bir tekli yayınladılar. Bu teklinin ismine de Saygı Duruşu ismini verdiler. Şimdi çok merak ediyorsun bence şarkıyı. Evet ediyorum. Sözleri... Hiç görmedim senin gibi acımasız zalim biri. Bu kalp sensin şimdi kimi söyle yandığıma. Şimdi tanımışsındır evet, bu sesi tanıdım, zaten. Evet tanıdım tabii ki tanıdım. Tabii ki ya gitgide de başarılı olacak gibi evet. duruyorlar zaten hem bu sesle hem bu sözlerle hem bu altyapıyla bu müzikle. Şimdi az önce de söylediğim gibi Saygı Duruşu isimli bir tekli yayınladılar. Daha da fazla merak da bırakmak istemiyorum ve bu tekliyi sizlere de dinletmek istiyorum. Nasıl bir vurgun bu, nasıl bir ceza? Gülmeyen şu kaderime saygı duruşumu aşk. Elbet acıtır canı her ayrılık ama bu yürek görmedi böyle bir veda. Biz hep dağ gibi durmuştuk, siper olduk dev gibi dalgalara. Artık kopsa ne olacak fırtınalar, şu dünya dursa ya da. Susma bir şeyler söyle, el gibi bakma bana. Ne varsa yoksa götürüyor senden kalan. Üzgünüm her sabah bir sen yoksun. Geliyor sensizlik üzerime, üzerime korktum. Her gece seni sordum, ardından koştum. Kalmadı ne kolum ne kanadım, her tarafım yorgun. Ama boşver olsun, şimdi sen yoksun. Geliyor sensizlik üzerime, üzerime korktum. Her gece seni sordum, ardından koştum. Kalmadı ne kolum ne kanadım, her tarafım yorgun. Ama boşver olsun. Biz hep dağ gibi durmuştuk, siper olduk dev gibi dalgalara. Artık kopsa ne olacak fırtınalar, şu dünya dursa ya da. Susma bir şeyler söyle, el gibi bakma bana. Ne varsa yoksa götürüyor senden kalan. Üzgünüm her sabah. Bir sen yoksun. Biliyor sensizlik üzerime, üzerime korktum. Her gece seni sordum, ardından koştum. Kalmadı ne kolum ne kanadım, her tarafım yorgun. Ama boşver olsun, şimdi sen sensizlik üzerime, üzerime korktum. Her gece seni sordum, ardından koştum. Kalmadı ne kolum ne kanadım, her tarafım yorgun. Ama boşver olsun. Evet, şarkı bence muhteşem olmuş çok gerçekten. Çok güzel olmuş, çok şunu güzel da olmuş. Söylemek istiyorum, sözleri, sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait. Düzenlemesinde grup üyelerinden Yücel Girgin ve Serkan Balkan yapmış. Yani Sakiler ne yapsa ben beğeniyorum açıkçası. Evet.
Gerçekten ben de seslerini çok beğeniyorum. Yani böyle kulağıma çok hoş geliyor, bilmiyorum, böyle dinleyebilirim yani. Saatlerce dinleyebilirim. Kesinlikle, ne böyle arabeskin boğuculuğu var grubun, evet, üzerinde, ne de böyle çok pop gibi bir tarzları var. Arada, İkisinin arasında. Ama çok tatlı tatlı geliyor çok böyle insana. Çok iyi bir frekans tutturmuşlar. Hakikaten öyle. Ve tabii şunu da belirtmek istiyorum. Son zamanlarda çok eleştirdiğimiz bir durum var biliyorsunuz. Yeni çıkan şarkılarda hep aynı müzik altyapısının kullanılması. O da yapılmamış bak. Her şarkıda duyduğumuz o altyapı yok burada. O da hoşumuza gitti ayrıca. Şimdi bak, o kadar şarkısını dinledik Sakilerin. Saygı Duruşu'nu da dinledik. İşte az önce bir başka popüler şarkılarını daha dinledik. Fakat tüm bu şarkılar arasında gönlümde yeri değişmeyecek bir tanesi var ki bence birçok kişinin de o şekildedir. Dünyadan Uzak. O da hazırsa Barış'cığım, birazcık onu da dinlemek istiyorum açıkçası. Gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde. Doydum artık, bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Sakilerin en güzel şarkısı bu. Değil mi? Ve hiçbir zaman yeri doldurulamayacak şarkısı da bu. Yani yeni çıkan şarkıları da harika ama bu şarkının yerini ben hiçbir şeyin tutabileceğini zannetmiyorum. Onların çıkarttıkları şarkılar İlk arasında. İlk çıktığı dönemi hatırlasana, ne canlar yaktı tabii, yani bu şarkı. Tabii yani, ve hala da öyle bak yani. Hala da bu şarkıyı bilmeyen yoktur herhalde yani. Tabii. Bak, Sakilerin olduğunu bilmeyenler olabilir. Ama şarkıyı bir ama şekilde şarkıyı bilmeyen yok yani. Belki Sakilerin eksik yaptıkları şey bu olabilir diye düşünüyorum. Yani buradan izliyorlarsa bunu söylemek istiyorum. Şarkıları çok biliniyor. Yani dilden dile dolanan, popüler olan şarkılar yapıyorlar. Herkesin bildiği ama şarkıyı Sakilerin söylediğini çok az insan biliyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir müzisyenin arayıp da bulamadığı şeydir, biliyor musun? Eserlerim bilinsin, ismimin çok önemi yok. Ama işte öyle olmamalı aslında. Yani birazcık da bilmeliyiz yani. Hani bu şarkı Sakilerin diye bilmeliyiz yani. Eser sahibini de tanımak lazım. Bu yüzden de ben Sakilerin biraz daha görünür olması gerektiğini düşünüyorum. Hani onlar biraz daha böyle sessiz, sakin ve arka planda olmayı tercih ediyorlar. Söylediğin gibi eserlerini gibi, evet, davranıyorlar. Eserlerini ön planda tutmaya çalışıyorlar genellikle. Bu da bir tercih tabii ki ama neden hani eserin onlara ait olduğu bilinmesin. Dediğim gibi şarkılarını herkes biliyor ama Sakileri herkes bilmiyor. Ben, evet, isterdim ki bu eserlerin sahibini de herkes tanısın. Kesinlikle. İyi müziğin, iyi sanatın, evet, desteklenmesi gerektiğini, takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sanatçıya da çok iyi gelen bir şey. Ve biliyorsun bak, bu şarkıyı, az önce dinlediğimiz şarkıyı pek çok sanatçı seslendiriyor. Hala daha sahnelerde, konserlerde, evet, duyuyoruz. Herkes seslendiriyor. Ama pek çok insan şarkının aslında Sakilere ait olduğunu bilmiyor yani. Evet, evet. Öyle, doğru. Bu da bir kesinlikle gerçek. Yani doğru. Buradan bunu hatırlatmış olayım ben Sakilere izliyorlarsa. Peki, şimdi şöyle bir müzik molası verdikten sonra işte şimdi gönül rahatlığıyla Hadise'ye geçebiliriz. Hadi bakalım. Hadise yine bir hadisenin içinde anılıyor son zamanlarda. Evet, bir skandalda yine. Evet, şöyle şimdi Hadise boşandığından beri sürekli olarak işte şu kişiyle mi beraber, bu kişiyle mi beraber, ruh hali şöyle mi, böyle mi diye özel yaşantısıyla ilgili birçok haber ortaya çıktı. Ve en nihayetinde geçtiğimiz günlerde magazin gündeminin yönünü belirleyen bir olay yaşandı ve Hadise'nin o ünlü şefri, şu an ekranda görüyoruz kendisini, aşk yaşadığı, evet, iddia edildi. Şef. Evet, şöyle söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise, Gürkan Şef ve birkaç arkadaşının bir evde bir araya geldikleri, Gürkan Şef'in tüm böyle marifetlerini iyiden iyiye kullandığı ve Hadise'yle de uzun uzun sohbet ettiği iddia edildi. Evet. Ve bunun üzerine de bir aşk söylentisi çıktı tabii. Şöyle, yani Gürkan Şef zaman zaman ünlü isimlerle anılıyor. Daha önce bir oyuncuyla uzun süren bir ilişki yaşamıştı. Fatma Toptaş, hatırlayacaksınız. Oyuncu Fatma Toptaş'la çok uzun bir birlikteliği oldu. Hatta evliliğe doğru gidiyordu artık bu ilişki. Evlenecekleri yönünde haberler vardı. Evlilik beklenirken ayrılık da sonuçlanmıştı.
Ama Gürkan Şef her zaman dediğim gibi anılıyor ünlü isimlerle. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor aslında. Böyle bir çevresi var. Evet. Sıklıkla işte ünlüler camiasının arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Sosyal yaşantısı, sosyal çevresi bu şekilde. Dolayısıyla zaman zaman bir arada gördüğümüz isimlerle hakkında söylenti çıkabiliyor. Aşk iddiası çıkabiliyor. Şu anda da Hadise'yle böyle bir iddiası ortaya atıldı. Ama ben dediğim gibi buna ihtimal vermiyorum. Bunun sadece bir iddia olduğunu düşünüyorum ki bir açıklama da geldi Hadise'den evet. zaten. O açıklamayı da görebilir miyiz arkadaşlar bir yandan? Hadise tabii ki jet evet. hızıyla yalanladı bu söylentiyi zaten. Tam ekran görelim arkadaşlar. Evet, sanırım söylemek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa sizle de dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyorum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındayım. Evet, buradan ben devam edeyim istersen. Evet. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da artık ben bile adımın anıldığı aşk hikayelerinin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez sayamaz oldum. Gerçekten bu durum bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum. En azından öyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse. Ama tekrar söylemek istiyorum ki hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim. Çok evet. samimi bir açıklama. Çok da yerinde bir açıklama açıkçası. Yerinde bir açıklama ve aynı zamanda da şöyle ki doğru söylüyor. Biz bugüne kadar Hadise'nin yaşadığı aşkları çok da sakladığını görmedik. Yani genellikle zaten sosyal medyada da kameralar karşısında da yaşadığı aşkları böyle göstere göstere yaşayan bir isim gerçekten aşık olduğunda. Evet. Kaan Yıldırım'la olan aşkını biliyorsun artık evet. yani tüm dünya öğrendi neredeyse. Hani yerlere göklere sığdıramıyordu. Mehmet Dinçerler'le olan evliliği aynı şekilde. Yani Hadise gerçekten hayatına biri girdiğinde zaten paylaşıyor. Gürkan Şef'le ilgili sadece bir arkadaşlık olduğunu düşünüyorum. Aynı arkadaş ortamında bulunduklarını düşünüyorum. Yine söylemek istiyorum. Gürkan Şef ünlüler camiasında çok fazla dostu, arkadaşı, ahbabı olan bir isim. Sürekli zaten ünlü isimlerle bir araya geliyor. Aynı masalarda, aynı mekanlarda evet. yer alıyor. Ve adamcağızın her bir araya geldiği isimle adını çıkarıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Arkadaş ortamı böyle. O yüzden artık bundan vazgeçmek gerekiyor. Yani sadece böyle değil Özlecim. Ya ben şunu da düşünüyorum bir anda. Evet bir araya girebilirler. Saatlerce konuşabilirler. Neden? Çünkü tanımaya çalışabilirler birbirlerini. Her birbirini tanımaya çalışanla hop diye aşk iddiası mı ortaya atacağız? Ya her bir araya gelen sohbet eden birbirini tanımaya ya çalışıyor gider. Diye de sohbet, bir şey yok. Evet. Yani insanlar arkadaşça da sohbet edebilirler. Yani tabii illa ki. Bir kadınla bir erkek sohbet ediyor diye aralarında bir şey olacağı anlamına gelmiyor yani. Yani o konu bir anda bir konu çok fazla ilgilerini çeker. Yani siz hiç mi sohbet etmiyorsunuz kimseyle? Yani olabilir yani bu çok normal. Peki şimdi öyleyse sıradaki haberimize evet. gidelim istiyorum. Köfne gideceğiz. Evet, Köfne gideceğiz. Yine son zamanlara damga vuran, yaptığı işlerle adından sıklıkla söz ettiren bir grup. Özellikle de bu son zamanlarda Simge ile birlikte yaptığı yakışıklı şarkısıyla çok sıklıkla duymuştuk. Hatta belki araya gittikten sonra yakışıklıdan da birazcık dinletir Barış bize. Yeni bir eser ortaya çıkarttılar ama eser aslında yeni değil. Kaç Kadeh Kırıldı. Evet. Pek çoğumuzun aslında bildiği bir şarkı. Gürses'ini evet, unutamadım eseri. Onlar Kaç Kadeh Kırıldı diye isimlendirmişler. Yeni bir versiyonunu çıkardılar. Şimdi bu şarkıyla araya gidelim. Dönüşte şarkıyı hem değerlendirelim hem de birazcık köfteden bahsedelim. We'll be right back.
kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her sevgi zamanla bitermişlerle. Benimki bitmedi anlayamadım. Her sevgi zamanla bitermişlerle. Benimki bitmedi anlayamadım. Bu aşktan hayır yok unut dediler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım.